Ahi Evranlı Veli Yılı etkinlikleri kapsamında Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbey'i, Türk Ocakları Denizli Şubesi Başkanı Profesör Doktor Turgut Tok'la birliğe bağlı oda başkanları ve yöneticileri katıldı. Birlik Başkanı Erbey'i kabulden dolayı Başkan Zolan'a teşekkür etti. Sizin büyük katkılarınız var, çok teşekkür ediyoruz. Biz geçen yıl Çatal Çeşme'de yine beraber yapmıştık. O zaman küçük de olsa keşke kayırımızı ne bileyim simit falan dağıttık, panelimiz güzeldi. Bu sene daha geniş çaplı. Hem ahilik yılının Yunus Emre yılı, ahilik yılı ilan edilmesiyle birlikte bunu hep beraber çok güzel kutlayacağız inşallah. Başkan Zolan'sa başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere tüm vatandaşların ahilik haftasını kutladı. Denizimiz kendi üzerine düşeni ve ahilikten gelen güçlü bir damar olması ve o temeller üzerine oturuyor olması vesilesiyle bu sene de bu Ahi Evran yılını güçlü bir şekilde birçok kurumumuzla işbirliği yaparak başlatıyoruz. İnşallah ecdadımızın emek vererek o ilkelerini oluşturduğu, kardeş hukukunu oluşturduğu, iyi ahlak, dürüstlük, kalite noktasında üretimini bugüne kadar gelen, elden eden fikirden fikre aktarılarak bize ulaşmış. Bize düşen de bunu kaybetmeden gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü bu bizim temelimizdir. Başkan Zolan, Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerinin çok yoğun geçeceğini söyledi. Onun için ben tekrar bu noktada ziyaretinizden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bu hafta tabii ki yoğun geçecek. Altın Eller Festivali noktasında diğer etkinliklerle beraber Denizli'miz inşallah bu ahilikle ilgili ilgiyi ve ahilin ne olduğunu gençlerimize anlatmak için iyi bir fırsat olacak diye düşünüyorum. Ve Denizli'mizin bugün gelmesinde de baktığımızda ticarette, esnaflıkta, üretimde ve ihracatta Türkiye ekonomisine yapmış olduğu katkı ve dünyaya satmış olduğu birçok ürünler noktasına baktığında bunun kazıdığımızda bunun altından bu ahilik ve onun ilkeleri gelir. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Bunlar